Gençler hepinize selamlar. Yepyeni bir Dead by Daylight güncelleme videosu ile karşınızdayım. Daha doğrusu karşınızdayız. Şimdi burada gördüğünüz gibi gelen şeyleri zaten İngilizce bir şekilde bize anlatıyor. Ben şimdi bunları önce Türkçe'ye çevireyim. Ardından da oyun içinde uygulamalı bir şekilde gösterelim. Şimdi arkadaşlar ilk değişikliklerimiz cellatta. Kendisi sonunda bizim istediğimiz nerf'ü yemiş durumda. Uygulamalı bir şekilde zaten göstereceğiz. Bir de burada kısa bir şekilde anlatayım. Hani cellat sağ tıka basılı tutarak özelliğini kullanarak yere yol çizerek size doğru geliyordu ya. Sonra mesela siz özelliğini atacak sanıyorsunuz. Palete gitmiyorsunuz, yandan dolanıyorsunuz. Bu sefer özelliğinin kullanımını bırakıyor. Ve hiç stun yemediği için hiç hız kaybetmeden size doğru gelebiliyordu. İşte bu özellik sonunda düzeltildi. Artık özelliğini kullanmadığı zaman oraya bir stun süresi girecek. Özelliğini kullandıktan sonra da bir stun süresi girecek. Fakat özelliğini kullandıktan sonra giren stun süresi öbür fake attığından daha kısa sürecek. Bu yüzden piramide özellik kullandırmak için bir zorlama yapmışlar. Gerçekten çok istediğim bir şeydi bu benim, bu nerf. Yerinde bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. Tabi piramit mainler varsa biraz sinirlenmiş olabilir onlar. Şimdi gelelim piramitteki perk değişikliklerine arkadaşlar. İlk perkü olan zorla kefaret perkü. Koruma darbesi aldığınızda belli bir saniyeliğine sakat durum etkisi altına giriyordunuz. Yani iyileşemiyordunuz. Bu süre her seviyede 20 saniye artmış. Şimdi buradaki teachable olduğu için en son seviyesi değil bu. En son seviyede 80 belki de 100 saniye kadar bile çıkmış olabilir. Her seviyede 20 saniye artmış yani bu sakat durum etkisinin süresi. Bir diğer perkü azabın izleri. Bu da şöyle olmuş. Normalde bu perkünüz varken bir jeneratörü tekmelediğinizde 20 saniye boyunca tespit edilemez durum etkisi kazanıyordunuz. Yani kurbanlar sizin kalp atışınızı falan duymuyordu. Geldiğinizi anlamıyordu. Şimdi bu şöyle değiştirilmiş. Bir jeneratörü tekmeledikten sonra sınırsız bir şekilde, yani 20 saniye falan değil, tespit edilemez durum etkisi altına giriyorsunuz. Fakat o tekmelediğiniz jeneratöre birisi gidip tekrar oturursa, yani jeneratörün gerilemesini durdurursa ya da herhangi bir kurbanı yere düşürürseniz veya da yaralarsanız tespit edilemez durum etkisinden çıkmış oluyorsunuz. Fakat bu dediğim şartlar olana kadar sınırsız bir şekilde tespit edilemez durum etkisi altında olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer perk değişikliğimiz her şey mübah perkünde. Oyunda zaten çok az kullanılan bir perk ve düşmüş bir paleti tekrardan kaldırmanızı sağlıyor. Bu da eskiden şöyleydi. Son seviyesinde, şu an gördüğünüz perk'ün son seviyesi. Son seviyesinde normalde bir paleti kaldırdıktan sonra başka bir palete kullanmak için 120 saniye beklemeniz gerekiyordu. Bu süreyi 60 saniyeye düşürmüşler. Bir diğer perk değişikliğimiz de Kaygan Et perk'ünde arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu perk eskiden şu an verdiği avantajların yanı sıra bir de Trapper'ın tuzaklarından kurtulma ihtimalini de arttıran bir avantaj sağlıyordu size. Bu avantajı devre dışı bıraktılar. Yani bu perk'ün Trapper'ın tuzakları ile ilgili hiçbir bağlantısı kalmadı. Onun yerine şöyle bir şey eklediler. Attempt Escape, yani kancadan kaçış teşebbüslerinin başarılı olma ihtimalini %4 arttırdılar. Tamamen kancadan kurtulmakla ilgili bir perk haline geldi yani. Aynı zamanda en baştaki özelliği de tabii ki devam ediyor. Size 3 Attempt Escape değil, 6 Attempt Escape hakkı veriyor. Yani ekstradan 3 tane Attempt Escape hakkı tanıyor bu perk. Bir diğer değişen perk'ümüz arkadaşlar, Ecel Korkusu. Ecel Korkusu biliyorsunuz ki bütün eylemlere, işte jeneratör yapma, totem kırma, birini iyileştirme gibi eylemlerin hepsine bir ceza veriyordu. Yaralı olan kurban başına. Şimdi buradaki iyileştirme hızına olan cezayı komple kaldırdı. Yani birisini iyileştirirken yavaş iyileştirmeyeceksiniz Ecel Korkusu perk'ü varsa. Tamamen kaldırıldı. Onun yerine diğer eylemler için tamir, sabotaj ve totem temizleme buradaki cezalar arttırıldı. Sanırım %4'tü, %5'e çıkartılmış bu ceza. Bir diğer değişen perk'ümüz arkadaşlar Feng Min'in perk'ü olan teknisyen perk'ü. Teknisyen perk eskiden şöyleydi. Jeneratör yaparken bir skill check kaçırdığınızda, yani başarısız olduğunuzda jeneratör %50 ihtimalle patlamıyordu. Yani %50 ihtimalle katile bildirim gitmiyordu. Biliyorsunuz ki normalde jeneratör patlattığınızda kocaman bir bildirim gidiyor katile. Hem sesli hem görüntülü bir şekilde. Şimdi yeni halinde ise şöyle oldu. Bir skill check kaçırdığınızda hiçbir türlü katile bildirim gitmiyor %100 ihtimalle. Yani eskiden %50 idi, şimdi hiç gitmiyor kesin olarak. Fakat jeneratörün gerileme cezasında %3'lük bir kayba uğruyorsunuz. %3'lük daha fazla bir kayba uğruyorsunuz daha doğrusu. Bir diğer değişen perkümüz de Çanak Çömlek Patladı perkü. Minik bir nerf yemiş arkadaşlar. Normalde son seviyesinde bir kurbanı kancaya astığınızda size 60 saniyelik bir süre tanıyordu. Bir jeneratörü bozabilmeniz için. Bu süreyi 45 saniyeye düşürmüşler. Yani perkün işe yaraması için bir kurbanı kancaya astıktan sonra 45 saniye içerisinde bu perkü kullanmanız gerekiyor. Değişen bir diğer perkümüz de Sherylin perkü. Kan yemeğini. Eskiden tam olarak nasıl olduğunu hatırlamıyorum ama sanırım şöyleydi. Saplantı olan kişiyi iyileştirdikten sonra veya da saplantı olan kişi sizi iyileştirdikten sonra belli bir süreliğine %7 surat durum etkisi kazanıyordunuz. Yanlışım varsa burayı düzeltin. Eski halini çünkü çok hatırlamıyorum. Yeni halinde de şöyle olmuş. Yine aynı şekilde saplantı olan kişiyi iyileştirdikten sonra veya da saplantı olan kişi sizi iyileştirdikten sonra birbiriniz 16 metre yakındaysanız
sınırsız bir şekilde %7 sürat durum etkisi kazanıyorsunuz arkadaşlar. Birbirinizden 16 metre ayrıldıktan sonra bu sürat durum etkisi devre dışı kalmış oluyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim. Perklerin seviyelerinin renkleri falan değiştirildi. Yani şöyle örnek gösterebilirim. Şu gördüğünüz mesela Iron Will perkü normalde yeşildi. Fakat mora getirildi. Hatta son seviyesi yeşil olan bir perk yok. Şöyle en baştan itibaren göstereyim. Gördüğünüz gibi tüm perklerin son seviyesi mor arkadaşlar. Artık oyunda yeşil olan son seviye bir perk kalmadı arkadaşlar. Şimdi gelelim en önemli değişikliklerden bir tanesine. Macmillan map arkadaşlar grafik güncellemesine uğradı. Biliyorsunuz ki Yamaoka ve Springwood map'ine önce getirdiler bu güncellemeyi. Ardından şimdi Macmillan map'ine geldi. Tüm maplere sırayla gelecek. Buradaki gördüğünüz 5 varyasyonda grafik güncellemesini aldı. Şimdi uygulamalı bir şekilde hem piramidin nerflerini gösterelim hem de Macmillan map'ini yakından tanıyalım. Evet, tövbe bismillah. Bir an dedim ki Yamaoka'ya mı girdik? Macmillan. Yani arkadaşlar varyasyonlar yine aynı. Spotlar olsun, şeyler olsun aynı ama inanılmaz büyük bir değişime uğramış. Gördüğünüz gibi grafiksel açıdan şu gördüğünüz Killer Shack. Belki tanımamışsınızdır. Jason'ın evi gibi bir şey olmuş çünkü. Hatta sizin için şöyle bir şey yapayım. Kalite ayarlarını da ultra'ya alayım. Bayağı bir şey değişiyor ve çok daha net bir şekilde grafik güncellemesini görebiliyoruz. Şimdi her güncellemede olduğu gibi burayı hızlandırılmış ve müzikli bir şekilde map tanıtımı olarak görebiliriz. Gel gel. Hatch'a bak. Bu ne la? Manyak değil mi? İşedin mi? Bir şeyler gelmiş böyle değişik. Allah Allah, daha güzel olmuş. Neyse ben gidiyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki piramidin özelliğinde azap yolunu kullandığı zaman tekrardan kullanmayı bıraktığında hiçbir şey olmamış gibi sizi kovalamaya devam edebiliyordu. Yani bir stun süresi girmiyordu. Böylece fake mi atıyor, gerçekten özelliğini kullanacak mı anlamadığınız için loop konusunda çok zorlanıyordunuz. Şimdi buraya bir stun süresi geldiğini söylemiştim. Kullandıktan sonra bıraktığınızda gördüğünüz gibi bir stun süresi giriyor. Orayı muhtemelen oynamadan anlayamazsınız. Şu an hiçbir şey olmamış gibi gözüküyor sizde ama gerçekten yaklaşık bir saniyelik bir stun süresi giriyor. Tekrardan şöyle göstereyim. Zaten gördüğünüz gibi M1'e basamıyorum o sıra. Tekrardan azap yolu geldiği sıra basabiliyorum. Tekrar göstereyim. Kullandık. Diyelim ki özelliğimi atmadım. Devam ettim yoluma. Yaklaşık 1 saniyelik bir stun süresi var. Eğer ki özelliğimi kullanırsam yine bir stun süresi giriyor gördüğünüz gibi. Dediğim gibi şu an izleyerek belki bu stun süresini anlamamış olabilirsiniz. Mutlaka oynadığınız zaman aradaki farkı anlayacaksınız. Ha çok mu nerf yemiş? Kesinlikle hayır. Ama en azından bence gelmesi gereken bir şeydi. Şöyle map'imize de üstten bir bakış attığımız zaman gerçekten inanılmaz büyük bir değişime uğradığını grafiksel açıdan görüyoruz. Loop olarak zaten aynı her yer. Şimdi bir de diğer varyasyonlarda Macmillan'ı inceleyelim. Evet arkadaşlar şimdi de Macmillan'ın Barakalı Orman varyasyonundayız. Yine grafiklerimiz en sonda. Yine bir müzik eşliğinde hızlandırılmış bir şekilde biraz da bu map'i inceleyelim. Gerçekten hani farklı bir diyardaymışız gibi. Her yer böyle ağaç, yeşillik falan çok iyi bir ortam olmuş bence. Ben çok beğendim. Bütün varyasyonları tek tek göstermeye gerek yok. Son olarak başka bir varyasyonda daha gösterelim arkadaşlar. Oradan videomuzu kapatalım. Şimdi de kömür kulesi varyasyonundayız arkadaşlar ve direkt iki katlı evin üstünde doğdum. İçerisi inanılmaz değişmiş. Bu arada gördüğünüz gibi buraya da kırılabilir. Kapılar eklendi. Bu bölgede çok güçlüydü ve buranın iki tarafına da kırılabilen kapı eklenmiş. Yani katiller kendi stratejilerini kendi belirleyecek. Yine bir müzik eşliğinde son map'imizi de böyle bir gezelim. Evet arkadaşlar, bir güncelleme videomuzun daha sonuna geldik. Güncellemeyi beğendiniz mi? Beğendiğiniz yanlar neler? Beğenmediğiniz yanlar neler? Güncelleme ile ilgili yorumlarınızı belirtmeyi lütfen unutmayın.
Umarım videoda işinize yaramıştır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.